One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Bodrum'da neler yapılır? Halkımızın neye değer verdiğini, tatilcilerimizin, yerlilerimizin neye önem verip en çok ne gözlerine batıyor, eksikliği ne, nelerdir? Onları öğreniyoruz, öğrenmeye de devam ediyoruz. Ara sıra da güzel görüntülerimiz, ara sıra kötü görüntülerimiz oluyor. Onların nemasını bakmayın diyoruz. Sokakta dolaşmaya devam ediyoruz. İyi akşamlar teyzeciğim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hemen sizi tanıyabilir miyiz? Neyi söyleyeceğim? İsminizi alabilir miyim teyzeciğim? Sabiha Haserçe. Sabiha teyzeciğim, Bodrum'un yerlisiniz. Ben burada doğmadım ama adada doğdum. Ama çok küçük gelmişim. Burada büyüdüm. Ne güzel. Ha, burada büyüdük. Ev verdiler bize o evlere karşı. Elimizden. Bunu sonradan aldık biz evlendikten sonra bu evleri. Öyle işte bu ulumlardan kalma ev. Bizlere verdiler artık ona karşılık. Bizim İstanköy'de de evimiz. Bıraktık. Bırakmış babam. Sonra başka evleri vermişler. Biz evlendikten sonra kendimiz aldık bu evleri. Teyzeciğim, geçmişten bugüne sizce Bodrum'da nasıl değişiklikler var? Bize çok, birazcık Bodrum'u anlatır mısınız? Çok değişti. Bodrum bu kadar kalabalık değildi. Ne zaman turist oldu? O zaman kalabalık oldu. Yer yok şimdi. O karşı dağlar hep ağaçlık, ondan sonra çamlık, zeytinlik, öyle de hep. Şimdi hep ev oldu. Yer yok. Birisi gelsin ev arasın bulamıyor. Çok kalabalık. Eskiden yoktu kalabalık. Eskiden nasıldı Bodrum'umuz? Bize birazcık bahseder misiniz lütfen? Sayılıdı dükkanlar. Böyle çok dükkan, iki tane mesela elbise falan satar mağazalar vardı. İki, üç fırın vardı. Öyleydi yani. Öyle marangoz, berber, bunlar vardı eskiden. Şimdi yok bunlar. Öyle. Yani eskiden daha güzeldi diyorsunuz. Daha güzeldi tabii. Onu daha arıyoruz sakin, biz. Daha güzeldi. Ama şimdi kalabalık daha güzel. Ne bilmiyorum. Gezme çok. Hep evde oturuyorduk eskiden. Yerlisi falan kalmadı. Sizin de birazcık düşüncelerinizi alalım. Ben hani gördüğüm kadarıyla hani kalabalık güzel oldu Bodrum ama tabii eski Bodrum değil. Çok yabancı yerlimiz, hiçbir yerlimiz yok artık. Yerli dükkanlarımız yok. Çalıştıranlar hep yabancı. Hep dışarıdan gelenler. Bizim çocuklarımıza hiçbir şey kalmadı. Çünkü çok pahalı olduğu için tutamıyorlar. Yerlisi tutamıyor. Veriyor kiraya veriyorlar. De. Öyleydi. Yani eski tabii ki den daha güzel oldu. Komşuluk. Ama komşuluk. Komşuluk. Bu evlerde hep komşu vardı. Kadınlar yok şimdi. Ondan sonra bir yer istersen işte böyle dışarıda oturdu. Şeylere, eskiden kahvelere gitmek o yoktu. Yani bizlere, kadınlara. Şimdi her yer müsait. Güzel ama bir tane komşu yok. Hep kiralık bunlar. Dükkan oldu. Çarşı oldu burası. Hep yabancılar geldi diyorsun. Hep yabancılar geldi. İşte sayısı sayılır bizim evler. Burada var bir ev, burada var bir ev. Karşıdaki var. Öyle. Yerli olarak. Başka yok. Biz de sıkılıyoruz artık. Yaşlandık. İstiyoruz gidelim çıkalım, oturalım. Yok bir yer. Yani öyle komşuluk yok. Uzaklara da gidemiyoruz. Yaşlandım tabii. Böyle. Maşallah teyzeciğim ama maşallahınız var, nazar değmesin. Bilmem. Neyiniz var maşallah diyorsun. Maşallahınız var. Sonuçta yani burada oturuyorsunuz, sağlıklısınız, kızınız yanınızda. Evet, sağlıklıyız çok şükür. Ayaklarım ağrıyor benim de işte. Yürüyemiyorum, gidemiyorum bir yere. Uzaklarda gezme çok. Ama buraya araba girmiyor. Bu dar sokakları. Araba girse, arabaya bin git. Her yere. Ayağın sorun değil. Ama böyle dar oldun, bir yere gidemiyorsun. Mahkum gibiyiz burada. Eskiden örf adetlerimiz vardı teyzeciğim. Şimdi siz de böyle bulmuşken.
Şimdi o kadar örf ve adetlerimize önem verilmiyor. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz peki? Şimdi bir serbestlik var. Eskiden şimdi kızlar mesela hep serbest. Delikanlı olanlarımız hep serbest geziyorlar. Bizim erkeği olan yere pek gitmezdik. Öyle kahvelere çıkıp oturmazdık. Şimdi her şey müsait. Gidebiliyorsun. Ama öyle bu evde oğlu varsa, ben bu evde kızsam gidemezdim oraya. Anladın mı? Böyle değil yani. Eskiden düğünlerimiz nasıldı peki? Zamanla, efendim? Eskiden düğünlerimiz nasıldı peki? İşte eskiden böyledi. Düğün diyor anne. Düğünlerimiz. Düğünlerimiz. İşte nerede kerek olur? Dışarıda da olur. Bahçe varsa bahçede olur. Şimdi onlar bitti artık. Şimdi sosyete herkes. Oradan yer tutuluyor. Orada düğünler oluyor. Biz de mesela çocuklarımızı öyle evlendirdik şimdi. Bunun iki tane, bir kızı bir oğlu vardı. Evlendirdik, düğün yaptık. Ama burada değil. Yer şeyde. Nerede? Yani salonlarda yapıldı. Salonlarda. Öyle yapıldı. Böyle işte. Çok teşekkür ediyoruz teyzeciğim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Daha bir şeyler bilsem söyleyebilirim. Ama bilmiyorum. Artık bir yere gezmiyorum. Çok teşekkürler. Öpelim elinize. Çok yaşa. Çok sağ olun teyzeciğim. Size çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar. Fulya Bakınay. Fulya Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Bodrum hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz sizden? Vallahi bu sene sezonumuz çok iyi geçmiyor. Yani o kadar zor götürüyoruz ki bilemiyorum artık ne olacak. Ama tabii ki kalabalıklık var yine. Değişen bir şey yok yani. Eski kalabalık devam ediyor. Ama sezon yavaş gidiyor yani geride. Sonuçta kalabalığın olması sizin işinize yani iş olmadıktan sonra bir faydası da olmuyorsunuz. Bir faydası oluyor yani. Zor geçiyor yani. Peki Bodrum hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz sizden? Yani Bodrum daha bir farklı olabilir yani. Mesela 12 ay olması bizim için çok daha iyi olur. Biz esnafız. Biz 4-5 ay çalışıyoruz. Geri aylar hep oturuyoruz. Bir de sezon kötü geçince inanılmaz bir şekilde zorlanıyoruz yani. Olay bu kadar. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşmaya devam ediyoruz. Hemen sağ tarafımda güzel Şirin bir teyzem var. Onunla tanışmak istiyorum. Onunla küçük bir röportaj yapmak istiyorum. Hemen kendisini tanıyalım. İyi akşamlar teyzeciğim. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben buralıyım, Muzaffer Şaka. Pari Kaptan'ın eşiyim. Fakat rahmetli oldu. İki oğullarım vardı. Onlar da rahmete gitti. Birini öldürdüler, biri beyin kanamasından öldü. Evliydiler, ikişer çocuk bıraktılar. Gittiler. Onların acılarından ben böyle burada kapının önünde yazımı geçiriyorum. Kalabalıklan derdimden yanıyorum, gülüyorum. Bu şekilde. Hayat devam ediyor. Kızlarım var 3 tane. Onlar da evli tabii. Kocaları var. Evlerinde mutlu olsunlar. Gelin de diyemem ki. Evlerini terk etsinler. Gelip gidiyoruz. Onlar bana geliyor. İşte ben bunlara gidiyorum. Bu şekilde. Böyle ömrümü geçiriyorum. Yaşım 87 yaşındayım. Maşallah. İzmir'den buraya gelin geldim. Bu eve 70 senedir buradayım. Maşallah. Burada oturuyorsunuz evet, değil mi teyzeciğim? Burada oturuyorum. 70 senedir. Kalabalık rahatsız etmiyor mu teyzeciğim seni? Eskiden tabii 4000. Ben gelin geldiğimde 4000 nüfusluk bir memleketti. Şimdi milyonlarca var insan. Turistik oldu. Güzel bir ekmek davasından herkes güzel de maalesef gürültü biraz insanı hırpalıyor haliyle. Fakat ne yapacaksın? İdare ediyoruz. Eğleniyorum bu şekilde. İçeri gidiyorum işte böyle. Vaktimi geçiriyorum. Peki teyzeciğim Bodrum eskiden bu yana çok değişti. Ben ne söylemek isterdim? Bodrum değişti. Benim eşim kaptandı. Ben dükkanlarımız ilk turistliği yapanlar bizimdi, eşimdi. Dükkanlarımız vardı İskele Meydanı'nda. Burada da kendi dükkanımız vardı. Öylece ilerledik, dükkandan şey ettik.
kaptanlık bıraktı sonra. Kendi tekneyi başkalarıyla çalıştırdı. Ben şey yaptım yani, dükkancı oldum daha doğrusu. 40 senede çalıştım. Maşallah sevgili. Evet işte 40 senede çalıştım. Turistik yaptık işte. İlk yapan bizdik. Bizi yaptıran da Allah rahmet etsin Cevat Şakir Kabaağaç. Çok seviyordu o eşimi. Hanımı öğretmeniydi. Fahri'cim gel, paranı da bulmazsa ben sana vereyim. Yeter ki şu turistliği yap, ileride bak istikbalin parlayacak. İşin çoğaldı, ilerleyecek diye. Hakikaten ilerledi, güzel olduk. Bu kalabalığa karşılaştık, ekmek yedik, güzel olduk. Fakat bir yerde artık bıkıyorsun. Bazen haddinden fazla pisler de geliyor. Affedersin, söylemek doğru değil bir şey de. İçkili geliyorlar da, bağırıyorlar, çağırıyorlar, o zaman rahatsız oluyor ama bir şey diyecek halimiz yok. Kapat kapını, gir içeri yapıyoruz artık bu şekilde. Peki eskiden bu yana sizce en büyük değişiklik ne teyzeciğim Bodrum'da? En büyük sizin için? Bu turistik oldu. Burada bir süngercilik vardı, balıkçılık. Başka bir şey yoktu. Peki sizce turizmin büyümesi kötü mü oldu? He? Turizmin büyümesi kötü mü oldu? Bu büyüdü, güzel oldu kızım. Bak ben kendimiz de öyle değilim. Benim kocam bir adaya gidip geliyordu, hep sefer yapar. Kalimöz, Leros, İstanköy, Rodos. Oralara gidip geliyordu. Turist getiriyordu, turist çıkarıyordu ama bu olmadı. Sonradan vazgeçti, onu da bıraktı. Dedi dükkanın işi daha da biz. Oturduk onu çalıştırdık. İleride vefat edince hepsi birer yok oldu ortada. Peki teyzeciğim, buradan yeni nesil arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şey var mı? Gençlerimize. Gençlerimize annelerinin babalarının sözünü dinlesinler. Şu merdivenlerin dili olsa söylesin. Benim yatak odam burada, o vaziyet yazık oluyor gelin. Geçen sene, evvelki seneydi Ankara'dan iki hanım geldi, yoruldu oturdu böyle bir yanıma. Konuştuk da çocuklar geldi dedi, biz de onlarla beraber geldi. İyi dedim, siz idare çocuklarınızın şeyi mi oldunuz, bekçiliğini mi yapıyorsunuz? Öyle de diyeceksiniz diyor, böyle de söylüyor. Ama dedim, anneler babalar dedim, evlatlarını kendilerinden ayrı göndermesinler. Başka bir şey demeyeceğim. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Kendine iyi bak. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar, sizi tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar, Yusuf Karakaş. Makbun Efe sahibi. Nasılsınız Yusuf Bey? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Teşekkürler, biz deyiz. Nasıl gidiyor turizm? Gayet güzel gidiyor ama... Ama? Genel görüntüden ben hiç memnun değilim. Düzen, trafik, efendim söyleyeyim, güvenlik... İyi değil. Dolaşık her şey. Karma karışık. Ben öyle görüyorum. Belki de herkes benim fikrimi iş yapmaz, iştirak etmez ama ben trafiğe çıkıyorum günde 3 defa, 4 defa. İşler acısı. Yani aklımı kaybetmeden zor geliyorum dükkanıma veyahut evime. Çok kötü. Nasıl düzelir onu da bilmiyorum. Burada parti yöneticisi kardeşimiz, arkadaşımız da var. Onlar bir çözüm üretiyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum ama tabii çözüm üretilmesi için de halktan tepki gelmesi lazım. Ben halktan tepki geldiğini de duymuyorum da görmüyorum da. İşin acı tarafı da bu. Belki de bizim gözümüzden kaçıyor. Halka baktığım zaman da gayet rahat. Onu da anlayamıyorum. İnsan biraz tepki verir. Bakın şu demirler falan, düzen intizam dedim de şu demirler baştan yapılırlarsa hepsi sarhoş gibi. Yatmış sağa sola, ona bakan var, motorlar kaldırımlar üzerinde, çöp arabası her saat arabanın önünde gidiyor. Günün herhangi bir saati, gece, gündüz, sabah hiç değişmiyor. Ondan sonra zaten sıkışık trafik. Geleceğin yer 5 dakikada, yere 35 dakikada, 40 dakikada geliyorsun. Yani bir tanesi bu. Bunu sayarsak daha çoğaltabiliriz. Yani Sayın Başkanımız alınmasın ama bir defa bakmak lazım şöyle. Gözü açık bakmak lazım. Görmek için bakmak lazım. Görmemek için değil. Ben iyi görmüyorum. Ama mesela Tayfun Bey de burada. O da bir turizmci. O da fikrini söylesin. Bilemiyorum tabii. Peki sizi tanıyalım. Ben Tayfun Türk.
işletme sahibiyim. Gümbet'te Baviler Otelimiz var. Bizde epey yıllarımız o şekilde otel işletmesiyle geçti. Turizmde yani bir takım büyük bir Bodrum, büyük bir potansiyel dünyaya açılmış. Misafirlerimiz bol miktarda geliyor. Bu sefer tabii Bodrum misafirlerimizi ağırlamakta zorluk çekiyor. Yani çok seviyorlar misafirlerimiz Bodrum'u. Bu esnada dediğiniz gibi işte bir takım şeyler, sıkıntılar meydana geliyor. Zaman içerisinde bunlar tabii nasıl çözülür, hangi plan projeler yapılır. Ama bir bayram üzerleri böyle bir büyük hareketler oluyor. Geri kalanlarda standart şeyimiz devam ediyor. Ama bayramlarımız sağ olsun artık yapılacak bir şey yok. Onlarla artık 3-5 gün böyle bir sıkıntıları geçiriyoruz. Yani diyeceklerimiz böyle, şükür Allah bereket versin. Turizmimiz kötü değil. Gelen gidenlerimiz, otellerimiz şu anda dolu. Tahminim Eylül'ün sonuna kadar bir şekilde yoğunluk devam edecek. Şu andaki pozisyon da böyle efendim. Bodrum'un öncelikli 3 şeyi ne? Evet, hemen soru yönelteyim. Sizce Bodrum'un öncelikli 3 şeyi nedir? Yani ivedilikle çözülmesi gereken şey miden bahsediyorsunuz? Evet, yani Bodrum'un en büyük 3 sıkıntısı. Vallahi 3 sıkıntısını nasıl ifade etmek lazım? Bir sefer esnafı bir düzene sokmak lazım. Esnafta büyük bir sıkıntı var. Yani bu işte yöneticilerimizin bir takım şeylerini, işte dükkanlardaki pozisyonları, işte nerelerde işte restoranlar açılacak, nerede işte giyimler olacak, her taraf sıra şeklinde restoranlar oluyor, birbirine rekabetler oluyor, kavgalar, gürültüler çıkıyor. Bunlar bir düzene girmesi gerekir. Başka şöyle ikinci sıkıntı. Vallahi fazla öyle bir şey düşünemiyorum yani sıkıntı olarak. Suyumuz şeyimiz var, temizliğimiz de var. Yani suyumuz falan tabii herkese bir takım daha akıtamıyordur, şey yapamıyoruz ama şu anda başka bir ifade edemiyorum yani sıkıntı olarak. Peki siz ne diyorsunuz trafikle ilgili? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya trafik efendim, şimdi söyledik ya, Bodrum'u çok seviyor insanlarımız. Onun için taşıyor tabii ortalık. Hababam insanlar arabasıyla bir yere kadar geliyorlar. Aslında dediğiniz gibi büyük park yerlerimizi eğer gelecek artık başkanlarımız onlar planı projeyi yatırırlarsa büyük bir yerlerde garaj yerler yapılacak. Bu şehrin içine sokulmayacak. 2000 yer, 3000 arabalık yerler yapılacak. Bunlar belki işleri çözecektir. Çünkü insanlar giriyor oradan işte böyle bir turluyor, bir daha turluyor falan. Tabii sıkıştırıyor ortalığı. İnşallah gelecekteki başkanımız yahut da başkanlarımız bunları çözeceklerdir. Başta bir trafik, o çözülmesi lazım kesin. İnsanların burada rahat hareket etmesi lazım. Araçların rahat hareket etmesi lazım. Ha, bu çözüm de yetkili mercilerindir, yetkili kurumlarındır, idarecilerindir. Tayfun Bey'in dediği gibi de dışarıda bir büyük otopark mı yapılır? Dışarıda bu otogarı dışarıya mı alınır? Nasıl yapılırsa ona bir düzen gelmesin. Bu bir. İki, bana göre diğer sıkıntı Bodrum'da sektörlerin çok olması. Her yeni açılan dükkanlar ruhsat hemen veriliyor. Verilmemesi lazım. Bakın bu sektör, künefe sektörü Bodrum'da ilktir. Bodrum'da yok bu. Neden? Şok değil bu. Burada tamamen imalat burada yapılıyor. Biz bu işi yaptık. Daha biz hani amiyane tabirle emekleyemiyoruz bile daha doğru dürüst. Oturamıyoruz, emekleyemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ayağa kalkmak için çaba sarf ederken 6. ayımızda 150 metrelerimizde bir künefeci daha açıldı. Yani bu hangi kafa, hangi mantıkla açtı o kişilere saygı duyuyorum da. Çünkü burada daha cepten para yiyor. Nasıl bir ağacı dikersin meyve almak için fidandan,
en az 3 sene geçmesi lazım. Bunun için de su dök vereceksin, gübre vereceksin, budam yapacaksın. Burası da her ay para yiyor. Eğer bunları veremezsen istikrar sağlayamazsın da yıkılır gidersin. Ve bunları yaparken de hazırlı olacaksın. Yani takviye, buraya para takviye olurken 6 ay dolmamış. Ben ayağa kalkmak için uğraşırken adam oradan ruhsat alıyor. 150 metre ilerine geliyor. Başka bölge değil mi? Git başka bölgede aç. Ve bunun gibi bu benim sorunum ama benim yaşadığım bir olay. Diğer sektörlere baktığınız zaman bugün kafeter olsun, restoran olsun, bar olsun yan yana pizza. Şurada Domino's pizzanın yanına neydi öbürkü pizza açıldı bir tane yanındaki diye. Daha da aklım var. Domino's'un yanına hemen pizza. Ya nasıl ruhsat verirsin? İki tane pizzacı yan yana olur mu yani? Bunlar sıkıntı Bodrum'da. Bu sektörlere standart getirmek lazım. Sektörlere bana göre nasıl yapılır bilmiyorum. Limit getirmek lazım. Ondan sonra insanlar ne oluyor? Turizm sezon bittiği zaman vay gene kazanamadık. Gene turizm iyiydi. Nasıl iyi olmuyor? İnsanlar birbirinin üzerine çıktı bu sene yani. Eğer sen bundan sonra şimdi kışın 3 ay sonra falan ben kazanamadım diyorsan bunun adı nankörlüktür yahut işinmezliktir. Ama bir de baktığın zaman sektörlere pasta diyelim ki 10 kişilik. 10 kişilik pastanın başında da var 40 kişi 50 kişi. Bu bir sıkıntıdır. Üçüncü sıkıntı, halkımız ne kadar bunun bilincinde bilmem ama siz öyle bir insanla konuşuyorsunuz ki şimdi bugün 5. senesini doldurmaya başlamış bir derneğin başkanıyım ben. Nedir o? Bodrum'da mezarlık yaptırıyoruz. Mezarlık yaptırma derneğin başkanıyız. Belediyenin öncülüğünde biz koşturuyoruz. 5. senesi doluyor. Bu utanç verici bir ifadedir benim adıma. Ve bugün Bodrum mezarlıkları en az 30 senedir bu sıkıntıyı çekiyor. Bir gideyim mezarlıklara sizler yayıncısınız, yapımcısınız, habercisiniz. Görün mezarlıkların halini. Ne dedi biraz önce Tayfun kardeşimiz? Bodrum dünyaya açılan bir kapı oldu. Dünyaya açılan kapı da sen bu dünyaya direkt mi kalıyorsun ya? Hepimiz ölüp gideceğiz. Ve bugün oraya baktığınız zaman mezarlıklara İstanbullusu da var, Ankaralısı da var, gayrimüslimi de var. Bizim elimizde de öyle bir proje tasarımı var ki bugün gayrimüslimler için yer de var. Defnedecek yer o mezarlıkta yerimiz de hazır ama bir türlü son finali oynayamıyoruz o şeyi belgeyi alamıyoruz tahsisatı alamıyoruz Ankara'da bekliyor 3 ay 4 aydan beri her şey tamam ondan sonra proje safhasına geçeceğiz ama kimse hiç halkımızdan tepki yok işte bizim Bodrum'umuzda böyle bir rahat trafiğe dedim ya trafikte bir tepki görmüyorum ben aynı şekilde mezarlıklarda da yok mezarlıklar full doluyor ama insanlar bir yakını gidiyor ölüyor götürüyor oraya, defnediliyor. Orada bir üzüntü falan. O kapıdan dışarı çıktı mı aynen hayat galesi başlıyor. Herkes her şeyi umutlu veriyor. Ama gidin o mezarlara, yüz kızartan bir durum var. Bir de gidin Hristiyanlara, gayrimüslimlerin mezarlarına. Parka giriyorsun sanki ya, çiçek bahçesinin içindesin. Ki bizler Müslüman olarak onların yaptığından çok daha iyisini yapmamız lazım. Bu da büyük bir sıkıntıdır Bodrum'da. 3 tane sıkıntıyı bilmiyorum özetleyebildim mi? Evet, çok iyi özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Yılmaz Hanyalı. Sizi tanıyalım. Gönül Sezer. Tatilci miyiz? Tatilciyiz. Ne zamandır buradasınız? 3 gündür buradayız. Peki 3 gündür Bodrum'da neler gördünüz? Nasıl buldunuz Bodrum'u? Bodrum çok güzel, çok kalabalık, çok pahalı, çok şirin. Size ne alalım? Benim için de aynısı geçerli. Çok kalabalık bir şehir. Yaşanmıyor artık eskisi gibi. Peki sizce gördüğünüz kadarıyla Bodrum'un en büyük eksikliği nedir? En büyük eksikliği tabii trafik, otopark. Hani arabada geldiğimiz halde zor yer buluyoruz. Hani en büyük sıkıntı bu. Biraz da kalabalık, tabii kalabalık olacak da fiyatlar biraz
pahalı. Yemeklerde yemek, evet, pahalı. Peki beğendiniz mi Bodrum'un damak tadını? Çok beğendik ama pahalı. Bazı yerlerde güzel yemekler ama bazı yerlerde uydurma. Yani bazı yerlerin tadı güzel, bazı kötü mü diyorsun? Aynen öyle, evet, aynen öyle diyorum. Peki hemen size döneyim ve size şöyle küçücük bir soru sorayım. Bir günlüğüne yönetimi, Türkiye'nin yönetimini size verseler ne yapardınız ilk olarak? İlk olarak Bodrum'u daha da çok güzelleştirdim. Türkiye'nin incisi burası. Türkiye'nin çok önemli bir yeri. Onun için Bodrum'a daha çok şeyler vermek için en güzelini vermek isterdik. Bodrum'a yakışanını yapmak isterdik. Peki çok teşekkür ediyoruz o zaman size Bodrum'la ilgili düşüncelerinizi. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Meti Kanku, Adana'dan geliyorum gezmek için. Tatilciyiz. Evet, tatildeyiz. Nasıl buldunuz Bodrum'u? Çok güzel. Çok güzel, böyle kalabalık ama böyle şey de hani insan içinde sür. Biz tekne gezilerine falan gittik. Çok güzeldi. Yarın da dönüyoruz zaten. Bir haftadır buradaydık. Yani müthişti. En çok ne hoşunuza gitti Bodrum'da? Denizi. Deniz hoşuma gitti. Yani sıcak bir ortam, kalabalık. Daha çok bu sene herhalde Türk turistler de vardı özellikle. Yani güzeldi. Ben çok sevdim. Peki Bodrum'un en büyük eksikliği ne sizce? En büyük eksikliği ne? Birazcık daha çevre düzeni, plan. Yani genelde bizim orada belediyeler falan, yollar birazcık daha bakıma ihtiyacı var. Yolların diyorsunuz. Temizliğe ihtiyacı var biraz daha. Hani güzel, hani doğal güzelliği var ama kalabalığı da kaldırmıyor aynı zamanda. Çok fazla kalabalığı. Ben bunu gördüm, hani bilmiyorum. Peki Bodrum hakkında bilgi almışken hemen küçücük bir soru daha sorayım. Bir günlüğüne yönetimi size verseler ne yapardınız ilk olarak? Bir günlük yönetimde. Evet, yani bir günlüğüne yönetim sizde dediler Türkiye'de. İlk ne yapardınız? Vallahi ilk çevre temizliği derdim. Yani insanları daha çok bilinçlendirmek isterdim bu konuda. Hani doğamız ve Türkiye çok güzel ya, buna daha çok sahip çıkılması gerekiyor bence. Daha çok içten. Bir bayan olarak hemen diyoruz ki ilk temizlik diyoruz. Evet, temizlik ama güzel yani, yine de güzel bu kadar kalabalığa rağmen. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tatilci miyiz? Hayır, burada yaşıyoruz. Yani burada yaşıyoruz derken evimiz var. Yazlık olarak, yazlıkçıyız. Yazdan yaza geliyoruz. Aynen öyle. Nasıl buluyorsunuz Bodrum'u? Harika, harika. Peki sizce Bodrum'un en büyük eksikliği nedir? Belki yeşilliği. Yeşillendiresin. Yani. Peki o zaman size şöyle bir soru sorayım ben. Bir günlüğüne yönetimi size verseler ne yapardınız? Ay çok eğlence mekanları yapardım falan demeyeceksiniz herhalde. Yok, yeterince mevcut zaten burada. Ne yapardım? Evet, yollar. Burası size alalım böyle. Yollar, aynen öyle. Diyorsunuz ki yol eksikliği var Bodrum'da. İyi var, yol eksikliği var. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Trafik çok yoğun burada. Onu rahatlatırdım belki. Yani yazın sezonda Gümbet'ten Bodrum'a gelmek akşam özellikle uzun bir dakika kat etmiş oluyoruz. Zamanınızı. Evet, aynen öyle. Trafik çok yoğun. Onu bir şekilde daha farklı bir şey yapabilirdim mesela. Daha farklı. Nasıl bir çözüm olurdu sizce? Bilemiyorum, bu kadar. Benden bu kadar. Onu artık daha yetkililere soracaksınız. Peki o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hala? Bodrum. Tatil. Peki yani ne kadar zamandır Bodrum'dasınız? Daha ben bugün geldim. Bugün. Hepimiz bugün geldik. Ama her sene geliyoruz Bodrum'a. Peki Bodrum denildiğinde sizin için ne ifade ediyor? Eğlence. Eğlence. Gece barlar, eğlence. Gece hayatlar. Sabah plaj. Kopuyoruz. Kopuyorsun. Kopuyoruz. Sabaha kadar eğlenip sabah çorbacı da kapatıyoruz diyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Peki Bodrum'un en büyük eksikliği nedir sizce? Her yıl tatile geliyor musunuz?
en büyük bence eksikliği yok. Yani, bence de yok. Fazlalığı da yok diyorsunuz. Fazlalığı bayağı var yani. Peki Bodrum'da yakışıklı erkekler var mı sizce? Daha keşfe çıktık. Evet, keşfe çıkmış arkadaşlarımız. İlk keşif mi? Kardeş mi? Kardeşim. Oo, ne güzel. Peki o zaman sizce ideal erkek nasıl olmalı? Şuradan başlayayım. Oh. Çok sevmeli. Çok sevmeli. Sevmeli. Sen de güvenmeli. Aynı şekilde sen de ona karşı güven olmalı. Başka? Hemen. Katılıyorum arkadaşlar. Sadık olmalı dediler. Adam olmalı. Öncelikle adam gibi adam istiyoruz. Ama o da yok. Bu bir zamanda zor. Şimdi şöyle bakıyorum da bayağı yakışıklı arkadaşlarımız var bu odamda. Sizi de izliyorlar buradan. İdeal erkek dedik. Başka? Bence erkekte en önemli ayakkabı. Ayakkabı. Nasıl olmalı ayakkabısı? Herkes yere baktı. Ayakkabı ya. Değişiyor tarzları ama ayakkabı önemli. İlk baktığım yer ayakkabıdır. Yani dost başa düşman ayağı derler bizde ama. Ben erkeklere karşı bence düşman olduğum için. Yani. Dişler çirkin olursa olmaz. Peki sizce? Ya bence adam gibi adam olmalı. Yani karakteri iyi olmalı öncelikle. Hemen buradan başladık. Evet. Karakteri iyi olmalı. Ayakkabısı farklı olmalı, kaliteli olmalı. Dişler bakımlı olmalı diyerekten arkadaşlara ideal sevgili aranıyor diyoruz. Hemen buradan şöyle kayıyorum, araya giriyorum. Buyurun. Hemen burada da bir arkadaşımız var, onu da tanıyalım, sizi tanıyalım. Şevket. Şevket, sence ideal kız nasıl olmalı? Bence ideal kız nasıl olmalı? Aynen, sadık, sevmeli. Şimdi ama kızlara ilk baktığınızda sadık, seviyor diye göremiyoruz biliyorsunuz. Oh, hanım olacak hanım. Yani ilk baktığında neyine bakarsın kıza şöyle baktığında? Gözlerine ve dişlerine. Ne renk olmalı gözleri? Fark etmez de yine de yeşil, ela filan. O zaman buradan seslenelim mi kızlara? Seslenemezsiniz. Çünkü bunun kız arkadaşı var. O olay patladı burada. Sevgilisi var. Seni duyarsa yalnız çok fena yapacak sevgilim. Görmez. Siz ispiyonlayacaksınız değil mi onu? Tabii. Gelinimiz güzel bizim. Zaten boş. Bunlar şimdi boşuna yanımda değiller. Oo. Kontrol altındayım. Telefonla haberleşme var diyorsun. Her zaman. O zaman buradan seslenelim mi yakışıklılara? Seslensek mi? Seslenelim mi? Hep beraber o zaman bakımlı olun, öyle gelin diyelim mi? Tamam. Hadi o zaman hep beraber diyelim. Bakımlı olun, öyle gelin. Teşekkürler, sizsiniz. Biz deyiz, teşekkürler. Baktık, dedik ki biz ziyaret edelim Erdinç Bey'i. Hoş geldiniz. Bir an çat diye girince bir şaşırdım geçirse. Kim geliyor falan mı oldunuz? Yok. Akşam erken saatler olduğu için, bu dinlenme saati bizim için. Vallahi biz eğlence için değil, bugün sizin için geldik. Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor turizm? İyi, bayramdan sonra bayağı bir toparlama oldu. Ramazan ayı biraz zayıf geçti açıkçası. Ama genel olarak güzel, keyifli gidiyor yani. Yani beklediğimiz düzeyde gidiyor diyorsunuz. Ya tabii ki planlamaları yakın değil. Bir önceki seneler biraz daha daha iyiydi gibi görünüyor ama daha keyifli gidiyor. Yani gelen misafirlerimiz eğlenceli şekilde gidiyorlar. Belirli bir kalabalık var. O şekilde. Peki gece mekanda en büyük sorunu nereden yaşıyorsunuz? Anlayamadım. Mekanda en büyük sorunu nerede yaşıyorsunuz? Eğlenirken gelen misafirlerimiz. Böyle bir büyük problemle karşı karşıyaydı açıkçası. Tam yani neyle yaşayabiliriz ki sorunu, onu anlayamadım. Yani ne bileyim, şimdi geliyorlar, eğleniyorlar. Evet. Yani o kalabalıkta illa bir sorun çıkıyordur yani. Ya o bizim mesleğimiz sonuçta. Yani illaki ufak tefek sorunlar olacaktır. Ama bizim işimiz bu. Ne bileyim, böyle bizim canlı müzikten dolayı fazla öyle bir sorun çıkaracak diye. Herkes müziğini dinler, keyfine bakar. Mandilin o şekilde olur yani. Yani bizim için en büyük sıkıntı şu oluyor dediğiniz bir şey yok yani. Yo, bilmiyorum. Ben çocukluğumdan beri bu işin içinde olduğum için belki de bana yadırgamıyorum yani çoğu şeyi. Canlı müzik yapıyoruz. İnsanlar müzik keyifli, müzikle dinliyor deniz kenarında. Eğlenceli bir şekilde eğleniyorlar yani. İlla ki içki içen olur, fazla içmiş olabilir ama yani doğal
yaptığımız iş bu zaten sonuçta. Peki o zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiniz. Birer bir şey ikram edelim bugün. Sizi tanıyalım. Ayşenur. Tatilci miyiz? Evet, tatildeyiz. Nasıl buldunuz Bodrum'u? Harika, bayıldık. Çok güzel. Evet, çok güzel. Bodrum denildiğinde ilk aklınıza ne gelecek? Halikarnas, katamaran. Kesinlikle. Gece eğlenceleri diyorsun. Gece eğlenceleri, evet. Peki sizce en büyük eksikliği ne Bodrum'un? Hiçbir eksikliği yok. Her şeyle harika. Peki o zaman Bodrum'dan bahsetmişken hemen şöyle bir farklı konulara da gireyim. Şimdi eski sevgiliyi unutmanın en iyi yolu nedir sizce? En iyi yolum? Bence eski sevgili unutmak isteyince zaten unutuyorsun bir şekilde ama tatil, tatil, tatil diyorum. Sizce? Bence de. Peki tatil dönüşü ne olacak? Sonra artık bir şekilde. O zamana kadar unutmuş olursunuz herhalde. Ya. Ama kesinlikle 2 hafta. Buradan ondan sonra da dönüş. Peki o zaman teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar, sizi tanıyabilir miyiz? Asuman Kurç ben. Nasılsınız Asuman Hanım? Teşekkür ederim, çok mersi. Burada mekan işletiyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor turizm? Bayramdan beri canlandı diyebiliriz. Ondan öncesi çok ölüydü. Bir takım işte iptaller falan da duyduk. Turist sayısında azalma olduğu için çok iyi değildi. Bayramdan beri biraz canlanma var. Peki beklenen olacak mı sizce bayramdan sonra? Beklenen olmayacak bu sene, öyle görünüyor. Maalesef. Peki sizce turizm için yapılması gereken şeyler neler? İlk adım. Turizm için ilk adım, buranın en azından senenin 10 ayı, özellikle de bu bölümün merkezin, barlar sokağının canlı bir şekilde bütün dükkanların açık olmasını sağlamak. Yani kış turizmi diyemiyorum ona, burada kış tam anlamıyla olmuyor mutlaka da. Ama dükkanlar çok erken kapatıyor, geç açıyor. Bir takım yapılanmayla alakalı şeyler var. Onların daha erken bitirilmesinin gerektiğine inanıyorum ve dükkanlar burada açık olduğu zaman canlılık da ona bağlı olarak daha fazlalaşacaktır ve daha erken sezona girilecektir. Bu sene çok geç girildi. Evet, yani bu yıl daha fazla turizm, evet, bekleniyordu, evet, ama çok düşük oldu. Yani herkes şikayetçi bundan. Peki o zaman size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir günlük yönetimi size verseler Bodrum'da ne yapardınız ilk olarak? İlk olarak ne yapardım? İlk işim yönetimi mi vermek, yoksa herhalde önce Bodrum'u bir keşfe çıkardım ve öncelikle de tarihi yerlerini keşfe çıkardım. Çünkü turizm Bodrum'un bulunduğu Türkiye'deki alan olarak sadece burada alışveriş ve eğlence değil, çok köklü altyapı ve tarihi eserler olduğuna da inanıyorum. Onların gündeme getirilmesi hem turizm sezonunu çok uzatacaktır. Sadece yazın eğlenmek için gelmeyecekler. Bahar aylarında, sonbahar ve ilkbahara yayılacak olan bir turizm sezonu elde edeceğiz. Dediğim gibi tarihe çok önem verilmesi lazım. Çünkü genel anlamda Türkiye'de tam bir din turizminin şu anda yol aldığını görüyorum ben. Hem güneyiyle, hem doğusuyla, hem batısıyla bu kaynakları değerlendirmek lazım. Sadece burada alışveriş değil. Alışverişse de Çin malı değil. Kendi öz malımız, kendi Bursa'nın ipeği, Anadolu'nun şalvarı, Çin'in, Hind'in şalvarı değil. Kendi Anadolu'muzun şalvarı. Aynı şekilde mesela bana en çok sorulan şey, sizin yerel kumaşlarınızdan niçin hiç çocuk giysisi yok? Bir şilebezimiz var, o kadar, ama bunun dışında daha başka şeyler de var. Yani kendi özümüze dönüp kendi varlığımızı ortaya çıkaracak şekilde bir turizm diyorum. Onu da zaten o zaman çok uzun zamana yayıldığını göreceğiz ay olarak. Yani Türkiye için daha iyi olacağını düşünüyorum. Türk bunun için hakikaten büyük bir önderlik aşamasında. Hem bu yörenin el işleri, hem Anadolu kadınının el işlerini burada sergiliyoruz ve satıyoruz. Otantik giyime çok önem veriyoruz ama kendi öz giyimimizden, her yöreden bir şeyler katarak inşallah biz de çok çabuk Anadolu olma yolundayız. İsmimizin yanına bir de Anadolu getireceğiz ve burada Türk'ün, Türkiye'nin, Anadolu'nun bağrından kopmuş ne varsa onu sergilemek ve satmak, sunmak istiyoruz turiste. Çünkü her yer birbirinin aynı ve çok taklit ürün satılıyor. O da bence köreltiyor bir takım şeyleri. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sizi tanıyabilir miyiz? Yonca ben. Yonca Hanım, öncelikle nasılsınız?
Teşekkürler, iyi misiniz? Teşekkürler, tatilci miyiz? Hayır, burada yaşıyorum. Peki, Bodrum'la ilgili o zaman söyleyecek çok şeyiniz vardır. Bodrum'la ilgili çok şeyim var, evet. Yani şimdi bizi izleyenlere Bodrum'la ilgili ne söylemek istersiniz? Of, Bodrum şu an kaldım. Eğlence, mesela, deniz, evet, özgürlük. Nasıl? Trafik berbat. Berbat bir trafiğimiz var. Belediyemiz sağ olsun geniş kaldırımlar yaptı. Ama motorla gayet rahat ilerleyebiliyoruz bu trafikte. Arabayla biraz zor. Bu bakımdan övemeyeceğim. Ama eşsiz koyları, denizi, eğlencesi vesaire Bodrum'un önüne geçebilecek başka bir şehir bilmiyorum Türkiye'de. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bodrum'da zaman geçirdiniz, tatilcisiniz. Peki sizce Bodrum'un en büyük eksiği ne? Sence ne eksiği? Ne olsa daha güzel olurdu ya da gördüğünüz eksiği? Tarihi yerleri gezmedik. Hani küçük ilçelerde onu tanıtan şeyler olabilir belki de. Hani broşürler vesaire gittiğimiz yerlerde nereleri gezeceğiz, tarihi yerlerle ilgili o olabilirdi belki. Yani burada bir mesela... Gece kulübünün ya da farklı bir mekanın büyük puntolarla tanıtımı yapılabiliyor. Fakat dünyanın en güzel ya da tek örneği olan bir müzesi küçük puntolarla tanıtılıyor. Yani bu çok ciddi bir eksiklik Bodrum için özellikle. Değirmenleri olsun, kalesi olsun bunlar küçük puntolarla görüyoruz. O yüzden en büyük eksikliği bu. Bir de kullanıcı hatalarından kaynaklı çok fazla eksik var. Yani çok fazla yeri çok kirli gördük. Çok kötü kokan yerler vardı özellikle. Özellikle Gümbet sahili. Gerçekten çok kötüydü. Biraz daha bakım olması gerekiyor. En büyük eksiklerden bir tanesi bu. Ama çok ciddi bir eksikliktir bu. Tarihi yerlerinin iyi bir şekilde tanıtılmaması, anlatılmaması. Peki Bodrum'la ilgili düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz. Bir soru daha sorayım. Evet. Bir günlüğüne yönetimi size verseler ne yapardınız? 23 Nisan gibi mi? Yani şakacıktan bir şey mi? Şakacıktan değil yani mesela yönetim sizde olsaydı bir günlüğüne ilk yapacağınız şey ne olurdu? Bu çok hakikaten ciddi bir sorumluluk. Böyle bir sorumluluğu herhalde alamazdım. İlk yapacağım şey bu görevi başka birine devretmek olacaktı. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz tatilcisiniz. Evet. Ben evet. Nasıl buldunuz Bodrum'u? Yaşı. Yaşı. Çok güzel. Yaşı. En çok neyini beğendiniz Bodrum'u? Nasıl? Bilmem. Nasıl? En çok neyini beğendiniz Bodrum'u? Denizini. Havasını. Bodrum'un gecelerini. Bodrum'un gecelerini her çok zaman. Güzel. Peki. Çok güzel. Denizi çok güzel. Eğlence mekanları güzel. Güzel. Peki en büyük eksikliği ne sizce Bodrum'un? Yani her şeyden zevk almaya bacaracaksın. Her şey güzel, zevk almaya bakıyoruz. Evet, evet. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Hemen şöyle baştan tanıyalım sizi. Ben Ali. Ben Birgül. Ben Nilgün. Ben Hakan. Burada çok güzel böyle iki çiftimiz var, tatilci miyiz? Tatile geldik. Almanya'dan geliyoruz bu arada. Hepiniz Almanya'dan geliyorsunuz. Evet. Evet. Nasıl buldunuz Bodrum'u? Güzel. Eğlenceli. Evet. Denizi çok güzel. Yeni geldik zaten. İki gün oldu. İki gün oldu. Evet. Peki yani daha çok fazla görmemişsiniz ama gördüğünüz kadarıyla Bodrum denildiğinde aklınıza ilk ne gelir? Parti. Eğlenceli. Bodrum Night diyorlar. Bizim diyorlar. Sizin gördünüz mü? Halikarnas. Benim aklıma geliyor. Yani biz Halikarnas'ı merak ediyorduk. Gördünüz mü peki? Daha gitmedik. O zaman bugün Halikarnas yapılır mı? Yapılır. Peki sevgiliyiz galiba. Yok, evliyiz. Aa, ne güzel. Peki hemen bulmuşken şöyle soru yönelteyim. Nasıl evlilik teklifi aldınız? Ya da yaptı mı? Vallahi yaptı. Pikniğe gittiydik. Piknikte mi? Evet. İnanmıyorum. Piknikte bir baktım yüzük çıkarıyor böyle. Acayip heyecanlıydı. Hemen anladım zaten tamam. Teklif yapacak. Öyle. Ben bir kere de evet dedim diyorsun yani. Evet. Vallahi hemen bu tarafa da sorayım. Nasıl bir evlilik teklifi geldi? Vallahi restorandaydık. Orada da sonra yüzüğü çıkardı artık.
Yani. Oo, bu kadar güzel kızlara zaten yani yapılmasa. Değil mi? Değil mi yani? Kabul etmezdiniz değil mi? Etmezdik. O zaman size mutluluklar diliyoruz. İyi tatiller. Teşekkürler. So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby.